Sayın Selvi, bu tweet'i nasıl değerlendirirsiniz? Burada ne öne çıkıyor? Nasıl bir vurgu var Sayın Kılıçdaroğlu'nun atmış olduğu, şimdi paylaşmış olduğu bu mesajda? Bir de şöyle bakıyorum, tam da net göremiyorum ama fotoğraflar da var. Evet. Beşli Masa'nın fotoğrafı var. Fotoğraf bir de Beşli Masa'nın videosu var değil mi? Evet arkadaşlar. Yani Beşli Masa'nın. Evet. Fulya Hanım, Beşli Masa'nın videosu var. Yani Meral Akşener'siz bir video bu. Onu söyleyeyim. Meral Akşener'siz bir video paylaşmış ve buradaki mesajında da Meral Akşener'siz yollarına devam edecekleri Temel söylüyor. Bey'le de el sıkışıyor. Diğer fotoğrafta o. Meral Akşener ve İyi Parti konusunda bir vurgusu yoktur. Türkiye'nin bütün renklerini birleştirerek diyor. Yani bu bir Halil İbrahim sofrasıyla başladı. Bütün renklerini birleştirerek diyor ama bence en büyük desteğini, en büyük rengini kaybetti. İyi Parti'yi kaybetti. Belki Türkiye'nin bütün renklerini birleştirerek diyerek HDP'ye burada çiçek atıyor. Çünkü HDP bu metaforu çok kullanır. Türkiye'nin bütün renklerini birleştirme metaforunu. Bu vesileyle iki şeyi paylaşmak istiyorum. Kılıçdaroğlu bu tweetiyle biz yolumuza 5 lider olarak, 5 parti olarak devam edeceğiz. Bizim yeni şeklimiz bu videoda yer alan 5 masadır diyor. Meral Akşener ve İyi Parti'yi gözden çıkardığını burada gösteriyor. İkincisi bir gelişme oldu biz yayındayken. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bir açıklama yaptı. Muharrem İnce'nin Zafer Partisi ile ittifaktan ayrıldığını açıkladı. Hatırlarsanız Zafer Partisi ittifak yaptığında Muharrem İnce'yi Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterecekti. Benim duyumlarıma göre de Ümit Özdağ'ın Mansur Yavaş konusunda eğer olursa birinci adayımız, öncelikli adayımız Mansur Yavaş diye açıklama yapması Muharrem İnce kanadında da bir kırgınlığa yol açmış. Böylece daha yollarını birleştirmeden baştan ayırdılar. Bir başka şeyi de paylaşayım. Bu 4 partiye Kemal Kılıçdaroğlu'nun listelerinde 54 milletvekilliği verdiği şeklinde bu partilerden birisinin yetkili kurullarında görev alan birisinin bir paylaşımı var. Bu ne kadar doğrudur bilemiyoruz. Ben kendi kaynaklarımdan edinmediğim bilgileri paylaşmayı çok sağlıklı bulmadım. Ama şu var, eğer böyle bir şey varsa elbette ki bu 4 parti kendilerine 54 milletvekili için yer veren Kılıçdaroğlu'nun yanında yer alacaklar. Kendilerine hiçbir şey vaat etmeyen Meral Akşener'le yürümeyeceklerdi, yol yürümeyeceklerdi. Siyasetin pratiğinde bu ortaya çıkıyor ama şu sorun var. Bakın şu anda Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili sayısı 134. Eğer siz 54 milletvekilini diğer 4 partiye verirseniz Cumhuriyet Halk Partisi'ne 80 milletvekili kalıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihinde en çok il başkanlarının istifa edip, teşkilatlardaki insanların istifa edip Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili olmak için hazırlık yaptığı bir dönemdeyiz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanacağına olan bu inanç bu seçimde arttı. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde de bir sıkıntıya, bir krize yol açabilir. Tabii biz bunları söyleyince biraz önce sağ olsun Melik Şahsım'la ilgili ifadelerine çok teşekkür ediyorum. Biz bunları söyleyince işte yandaşlar diyorlar ama görüyorsunuz daha sonra bu sıkıntılar ortaya çıkıyor. Ama şu var, bizim hiçbir zaman ne Kılıçdaroğlu için ne Meral Akşener için söylemediğimiz ifadeleri onlar şimdi Meral Akşener için söylüyorlar. Bizler onların zor dönemlerinde 28 Şubat dahil olmak üzere onların hep zor dönemlerinde yanlarında olduk, bedel ödedik. Ödemeye de devam edeceğiz, saygısızlık yapmayız. Sadece süreçleri yorumluyoruz, onu da paylaşmak istedim. Ama Kılıçdaroğlu'nun tekrar dönersek bu videosu artık ben yoluma İyi Partisiz 5 partiyle birlikte devam edeceğim videosu demektir. Peki Sayın Yakınca siz nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi Türkiye'mizin bütün renklerini birleştirerek gerçek anlamda demokrasi, adalet ve huzuru getirmek acaba için o, bir araya geldiğimiz toplantı Gaffar Bey'in affına ve hoşgörüsüne estağfurullah buyurun. Şimdi bu şimdi bütün renkler diyor Kemal Bey. Dün de Halil İbrahim sofrasını genişletmekten bahsediyordu. Evet. Tam onun arkasından, yani bunu hatırlatayım, belki Gaffar Bey daha... sofra büyümek daha zorunda demişti Sayın Kılıçdaroğlu. Türkiye'nin tüm vatandaşları bu sofraya davetli olacak demişti. Atılabilir onlara. Bugün... Zafer Partisi, İyi Parti Selahattin Demirtaş'ta... Ben varım diyor. Manası o demektir. Memleket Partisi de İyi Parti ile ilgili yapar, adayım Memleket Partisi'nin Muharrem Bey olur. Dedim ya, yani iki tarafın da farklı şeyleri olacak. Sayın Bakanım, hayır, şöyle diyor ki, dünden daha fazla birlik olacağız, daha sıkı sarılacağız birbirimize. Burası çok önemli. Sen ben yok, biz varız ve birlikte başaracağız. Yani Meral Hanım'ın boşalttığı sandalyeye HDP'nin oturma ihtimalini dışarıda bırakmamak gerekiyor kanaatimce. Şimdi zaten daha net açıklamak. HDP masaya oturmadan destek verir. HDP'nin masaya oturmasından söz etmiyor. Ayın 6'sında açıklama yaparken masada yok ki HDP. Ya da şu ana kadar hazırlanmış, hazır olan, Muharrem Bey'in eleştirdiği ama şimdi hazır olan o seçim bildirgesine esas olan kurallar, kararlar HDP olmadan hazırlanmış. Peki, buyurun. Şimdi bu renkler söylemi bir defa şöyle bir şey çıkar önce. Demek ki daha önce bütün renkler yoktu. Ya da renklerin gelmesini engelleyen bir faktör vardı. Yani İyi Parti'nin masada olması, Meral Akşener'in olması Türkiye'nin bütün renklerin temsil edilmesine engeldi. Şimdi masada o yok. O zaman işte videoyu da paylaşıyorum, bakın yani Meral Hanım'ı çıkardık dışarı. Demek ki bütün renkler gelebilir. Hangi renkler olabilir? Şimdi o videonun paylaşılmış olması önemli bir vurgu değil mi? Yani tabii, yolumuza tabii böyle devam edeceğiz mi diyorlar? Sadece kendi fotoğrafı. O video olmasa video belki... Tabii, farklı yorum yapılabilir miydi? Yani orada Abdülkadir Bey'in yorumu doğrudur. Bende de aynı şeyi uyandırıyor, fikri uyandırıyor. Şimdi renkler, hangi renkler? İyi Parti'nin varlığıyla HDP'nin varlığı arasında bir sürtüşme, bir sorun söz konusu oluyordu. Hatta birkaç defa İyi Parti tarafı da biz HDP'nin olduğu masada olmayız demişti. Ne kadar samimiler bu ayrı bir konu. Biz onu yargılamak durumunda değiliz. Ama orada bir problem olduğunu biliyoruz. Şimdi... Arkasından yani sevgili Melik'in okuduğu Selahattin Demirtaş'ın tweetinden öte HDP eş başkanlarının zaten açıklamaları var. Hani HDP'nin biliyorsunuz bir ayrı aday çıkarma hikayesi vardı. Öyle bir ihtimal vardı. Şimdi Mithat Sancar, diğer eş başkan, onlar bugün itibariyle dediler ki başka HDP'den başka sesler. Biz bu aday çıkarma işini biz yeniden düşüneceğiz. Çünkü İyi Parti'nin bu masadan ayrılmış olması... Bizim açımızdan tabloyu yeniden değerlendirme zorunluluğu doğuruyor dediler. Bugün o tweetler atıldı HDP tarafından. Şimdi bu şu demek oluyor. HDP ben hazırım. Yani açıktan zımnen verdiğim desteği açıktan vermeye hazırım. Pazarlıkları da açmaya hazırım. Yani pazarlıklar yapıldığını biz biliyoruz ama bunlar kulis bilgisi, dedikodu düzeyinde kalıyor. Buna hazırım diyor. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugüne kadarki siyasi çizgisiyle de birleştirerek söylüyorum... Masaya HDP'yi davet etmesi benim açımdan sürpriz olmaz. HDP'nin masaya oturması sürpriz olmaz. Ha, ne getirir ne götürür siyasi matematik itibariyle bakarsak. Yani tabii, oturur mu yoksa Sayın Türker'in dediği şimdi, gibi Masum Bey'in söylediği daha akla yatkın. Masum Bey'in söylediği daha akla yatkın. Çünkü masaya oturduğunda ne olacak? Yani tabii akla yatkın derken siyaset matematiğine daha uygun gibi görünüyor ama hiç belli olmaz ne yapacakları. Sonuçta Meral Akşener'in de o masadan kalkmaması lazımdı. Ama bir kavga patırtı çıktı. İşte Melik Bey söyledi değil mi? Başta yapılacak iş sona bırakıldı. Ben de söyledim, deprem nedeniyle iyice sıkıştılar, takvimleri sıkıştı. Panik halinde bir hamle yapmaya kalktılar. Önlerindeki masayı devirdiler. Yani masayı kimin devirdiğinin bir önemi yok. Vatandaş açısından önemli olan masanın devrilmiş olması. Bugüne kadar Ezop'un masallarının, hikayelerinin anlatılmış olması. Bugüne kadar halkın oyalanmış olması. Deprem gibi bir gündem, çok yakıcı bir gündem varken bu insanların kavgalarının, fantazilerinin konuşuluyor olması. Efendim o ona gerizekalı mı dedi, ahmak mı dedi, öbürü kimi davet etti, işte göreve çağırıyoruz değil mi? Ekrem Bey gelsin, Mansur Bey gelsin. Ya bir tane aday çıkarmayacak mıydınız kardeşim? İki kişiyi şimdi ihtimal olarak bile iki kişiyi söylüyorsunuz. Meral Hanım bunu yapıyor. O zaman efendim Mickey Mouse da gelsin, Redkit de gelsin, Temel Reis de gelsin. Yani kafa karıştırmaktan başka halkın problemlerini halının altına süpürmekten başka bir işe yaramayan bir süreç oluştu. Masa devrildi mi? Devrildi. Matematiksel olarak bakınca yerine HDP'yi oturtursunuz. HDP'nin Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini biliyoruz. Kimse numara yapmasın. Açık açık söylüyorlar. Tayyip Erdoğan iktidarını AK Parti, MHP iktidarını devirecek her şeye, her kişiye, her unsura destek oluruz diyorlar. Burada da asıl burada bir şer var ama İyi Parti'nin onları ittirmesi nedeniyle, İyi Parti'ye yan yana olduklarında her ikisinin oy kaybetme ihtimali nedeniyle Kılıçdaroğlu'na destekleri daha açık, daha rahat. Şimdi böyle bir durumda değil mi bu muhalefetin önde gelenleri çıkıp şunları söylediler işte göya fikir adamları türedi fikir adamları. Fikir mikir yok da yani konuşuyorlar internette. Efendim tuvalet terliği bile olsa oy veririz dediler. Yani ne kadar ayıp bir laf. Ne kadar ayıp bir laf. Biz söylemedik bunu, onlar söylüyor. Herhalde şimdi Kemal Bey terlikten daha iyi bir aday yani bunu tartışacak değiliz yani. Onlar da bunu tartışamazlar. Gidip oylarını verecekler. Yani böyle bir tuhaf, çirkin, sakil, paçoz bir manzara çıkıyor ortaya. Ama bu manzarayı efendim HDP kaldırır mı? Ya kaldırmaz mı? HDP Kandil'den emir talimat alan bir parti. Bilmiyor muyuz bunu? Yani Kandil şunu aday göstereceksin diyor, gösteriyor. Göstermeyeceksin diyor, göstermiyor. Yani kendine ait bir iradesi olan siyasi örgütten bahsetmiyoruz. Dolayısıyla onlar buna teşne olurlar. Kılıçdaroğlu açısından bakacak olursak ne olur? CHP'lilerin, eski CHP'lilerin, CHP'den ihraç edilenlerin, saf dışı bırakılanların söylemlerine bakılırsa, onları dinleyecek olursak, onların söylemleri Meral Hanım'ın son sözleriyle uyumlu. Meral Hanım ne diyor? Kişisel ikbal, kişisel hırs için Türkiye'nin siyasi geleceğini ateşe attınız diyor. Böyle bir şey söylüyor. Kimdir o kişisel hırs sahibi olan kişi? Kemal Bey işaret ediyor. CHP'den dışarıya çıkan pek çok aktör aynı şeyi söylüyor. İttifak ediyorlar. Yani Kemal Kılıçdaroğlu o kadar hırslı bir insandır ki ne ülke düşünür ne memleket düşünür. Sadece kendi ikbalini düşünür diyorlar. Eğer onlar bu konuda haklı ise o zaman şöyle bir şey çıkar ortaya. Kemal Bey de daha önce bizim kulis bilgisi olarak aldığımız efendim HDP'ye 2 bakanlık mı, 3 bakanlık mı, 4 bakanlık mı gibi şeyleri rahat rahat sindirir, piyasaya sürer. Ama bu doğru bir hareket olur mu olmaz mı da işte Masum Bey'in söylediği yani gizli kerhen verdiği destek daha akılcı görünüyor. Neden? Çünkü siz HDP ile yan yana oturduğunuzda bir defa sizden bir miktar oy gider. Yani Cumhuriyet Halk Partisi içinde onu hazmedemeyecek bir seçmen var. İkincisi HDP'den de Cumhuriyet Halk Partisi'ni hazmedemeyecek bir seçmen var. Bir de öyle bir şey var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi 40 yıllık yani olur mu yani? Onu da bilen bir seçmen var orada. Seçmenini kastediyorum. HDP'nin kurumsallığını değil. Şimdi böyle olunca bu ikisinin birleşmesinin de sadece olumlu olmayan sonuçları olur. Yani hem olumlu hem sonuçlu, hem de olumsuz sonuçları olur. Ama Kemal Bey'in renkler söylemi, renkler lafı önemli. Daha önce attığı tur da önemli. Ne yaptı? Mesela HDP'nin paravanı olarak kurulmuş olan, yani HDP PKK partisinin bir yan örgütü olarak onun sırtında meclise girmiş olan TİP diye bir parti var. Bu parti bir yok hükmünde bir parti. Oyu yok, işte teşkilatı yok, bir şey yok. Yani orada Kürtlerin oylarından şey yaparak, Kürt seçmenin özür dilerim yani HDP seçmenin oyundan bir kendine dalga yakalayarak kontenjandan meclise taşımışlar onları. Militan bir parti kurmuşlar, yedekte tutuyorlar. Kemal Bey gidiyor o partiyle görüşüyor. Yani o partiyi muhatap oluyor, görüşüyor. Şimdi ismi yok, cismi yok bir parti. HDP'nin yedeği. Niye görüştün onunla? O HDP ile temas kurma girişimidir aynı zamanda. Öte yandan bir tane mesela dışarıdan... Sol Parti'nin genel başkanı son seçimde Beyoğlu Belediye Başkan adayıydı. CHP'nin. Alper Bey. Özür dilerim. Alper Taş. Onu söylemedim ben. Türkiye İşçi Partisi'ni söyledim. Türkiye İşçi Partisi'de parlamentoda 4 milletvekili var. Tamam onu söylüyorum. HDP listesinde. Ama görüşür. Daha evvel randevu almış görüşür. Hayır, zaten görüşmesin demiyorum Masum Bey. Ben öyle bir şey söylüyorum. Ben gazeteciyim. O 4 milletvekilinden birisiyle CHP'den. Ben analiz yapıyorum. Bakın ben görüşsün görüşmesin diyecek kişi ben değilim. Melik Bey özür dilerim. Gaffar Bey görüşmesin demiyor. Ben öyle bir şey demiyorum zaten. Ama yani görüşmesin ama görüştüğü parti bakın yani kurumsallığı... Görüştüğü partinin kurumsal bir parti mi şu anda? Değil. Parlamentoda var mı? Parlamentoda konuşuyor mu? Ya Masum Bey şimdi tamam yapmayın. Her neyse yani tabii ki görüşecek. Yaptığı görüşme HDP'nin arayüzü olan bir partiyle görüşüyor. Oturup görüştüğü yerde Atatürk'ün fotoğrafı var mı? Ne ilgisi var Atatürk'ün? Ama bir bakın Atatürk'ün fotoğrafı da var orada. Efendim af buyurun ama kumarhaneye de asıyorlar Atatürk fotoğrafını. Şimdi yani ben terbiyemi sınırlarını zorlamak istemiyorum. Atatürk fotoğrafı asıp arkasında ne dümenler çeviriyorlar. Ama, yani ama Atatürk fotoğrafı oldu diye çevirmiyor. Ne bunlar güzel ya. Atatürk sizin siyasi günahlarınızın çamaşır teknesine basın bütün kirlerinizi oraya yıkayın. Öyle mecliste olur mu? Her şey kusura bakmayın benim hassas olduğum bir nokta. Hayır, ne güzel ya orada sen orada en azılı komünistliği bölücülüğü yapacaksın. Şimdi oraya da Atatürk fotoğrafı asacaksın. Atatürk hepimizin hassas noktası. Ne demek efendim? Komünist böyle şey olur mu ya? De var böyle bir şey olabilir mi? Hayır, Türkiye'de Komünist Partisi de var. Efendim yani Atatürk'ün arkasına sığınarak şimdi, bölücülük yapamazsınız. İfadelerimizi biraz düzgün kullanalım. Ya bir de yani şimdi provoke ediyorsunuz. Lütfen Fulya, böyle şey olur mu? Atatürk'ün fotoğrafını koydum. Atatürk var, altında her altında var. Konuyu farklı yerlere saptırmaya gerek yok. Biz partinin ne olduğunu biliyoruz. Ne olduğunu biliyoruz. Şey yok. Antakya'da kentsel dönüşümü engellediği için insanlar öldü. O tiyatrocu müsveddesi var ya, yok, onu yaptı. Yok. Biz o partinin ne olduğunu biliyoruz. O partinin ezana, Kur'an'a, kitaba, o partinin bayrağı, orduya, her şeye düşman olduğunu biliyoruz. Hayır, orada değil. Efendim Atatürk ismi var. HDP'nin sırtından meclise gel, yok Türkiye kusura bakmayın. Partisi değil. Size değil benim lafım. Siz beni provoke ediyorsunuz, biliyorum farkındayım. Hayır. Ama hak edeni hak ettiği lafı söylerim. Arkadaşım Kemal Kılıçdaroğlu da bu bağlantıyı kuruyor. Hayır, ne edeyim ki seni? Neden kuruyor? Kemal Kılıçdaroğlu neden bağlantıyı kuruyor? Bir saniye, buyurun Abdülkadir. Bir dakika, burada biraz tansiyon yükseldi ama. Lafımı bitireyim ama. Lafımı kestim. Aslında bitirmem lazım. Tamam. Bakın, evet. Sakin bir şekilde bitirin o zaman. HDP konusundaki düşünülen modeli paylaşayım isterseniz. Burada tabii çok sıcak bir tartışma yürüyor ama HDP konusunda şöyle bir formül üzerinde duruluyor. HDP'nin masaya oturmasının önündeki en önemli engel İyi Parti ve Meral Akşener'di. Hatırlarsanız HDP'yi çok arzu ediyorsanız Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık verilmeli önerisi üzerine çok arzu ediyorsanız biz kalkalım masaya HDP'yi oturtun demişti. Şimdi Meral Akşener kalkınca bu masaya 6. parti olarak HDP mi oturacak? Meral Akşener kalktı, oraya Pervin Buldan mı oturacak diye bir tartışma başladı. CHP kaynaklarına bunu sordum. HDP'nin masaya 6. ortak olarak oturması düşünülmüyor. Çünkü siyasette 2+2 her zaman 4 etmez. Eğer bir sinerji oluşturursa 5 eder, 6 eder. Ama tersine olursa 2+2 değil, birbirini götürür, 0 eder. HDP'nin o masaya oturmasının Cumhurbaşkanlığı seçiminde dışarıda olmasına göre daha az katkı yapacağı düşünülüyor. Şöyle bir model üzerinde duruluyor. Yerel seçimlerde HDP AK Parti'nin karşısında Batı'da milletvekili belediye başkanı adayı çıkarmamıştı. İttifakın adaylarına destek vermişti ve bu başarılı bir sonuç alınmasında etkili olmuştu. Şimdi burada da HDP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceği, zaten Selahattin Demirtaş'ın bu yönde açıklamalar var. Daha önce ben de bunu paylaştım. Diğer meslektaşlarım da yazdı. Pervin Buldan'la Mithat Sancar CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu'yla görüştüklerinde eğer aday siz ya da İmamoğlu olursa biz aday çıkarmayacağız, destekleyeceğiz. Ama Mansur Yavaş ve Meral Akşener olursa desteklemeyeceğiz demişlerdi. Şu anda Meral Akşener ve Mansur Yavaş isimler zaten denklemin dışında kaldı. HDP'nin bugün MYK toplantısı yapıldı ve Mithat Sancar demokrasinin önünü açacak bir pozisyon ve tavır alacağız dedi. Bu Kemal Kılıçdaroğlu'na bir destek olarak yorumlandı. Ben de doğrusu o yönde duyumlara sahibim. HDP Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek ama masaya oturmayacak. Çünkü masada muhafazakar, milliyetçi ya da CHP'nin tabanındaki ulusalcıların ürkmesini istemiyorlar. Dışarıdan destek vererek katkısını sürdürecek, onu paylaşmak istedim. Çok sağ olunuz evet, Sayın Selvi. Siz de tamamlayın buyurun. Şimdi, matematiksel olarak doğru değil ama o flörtü yapıyor. Yani söylediğim o ismini anmaya değmez yani o küçük şeyi Hülle Partisi'ni ziyaret ediyor. İşte başka daha böyle solda marjinal örgüt partileri var, onları ziyaret ediyor. O renkler söylemi buraya denk geliyor. Şimdi Kılıçdaroğlu özellikle kendisini bugüne kadar parlamentoda temsil edilme imkanı bulmamış bazı grupların temsilcisi hüviyetiyle ortaya çıkarmak istiyor. Burada da bir boşluk var. Yani orada Kılıçdaroğlu'nun doldurabileceği bir boşluk var. Orayı yakalamaya çalışıyor. Peki oradan bir sonuç çıkar mı? Valla şimdi sonuç ne kadar iyi bir sonuç çıkarsa çıksın İyi Parti gibi yüksek gövdeli bir kaybın yerini telafi edemez, dolduramaz. Dolayısıyla her halükarda İyi Parti'nin bugün dönme ihtimali var ise eğer, şu anki göstergeler çok dönme ihtimali yokmuş gibi görünüyor. Ama dönme ihtimali varsa eğer bu ihtimali değerlendirmek isteyeceklerdir. Bir iddia yani iki belediye başkanının şeyle görüşmesi, Meral Hanım'la görüşmesi hala kesinleşmedi. Olacak mı olmayacak mı bilmiyoruz bunu. Olmayacak deniliyor son haliyle. Ama eğer böyle bir şey olursa bunun Meral Hanım'ı ya da İyi Parti'yi tekrar oraya dönüşe ikna etmek için olacağı yönünde bir iddia var. Bu tabii şöyle bir şeyi de akla getirir. Bu arada evet. İyi Parti'den mesela bir milletvekili düzeyinde ilk istifada geldi. Evet, ben de şimdi onu söyleyecektim Melik Bey. Ayhan Altıntaş. Evet. Yani hani böyle İyi Parti aslında da her şey güllük gülistanlık değil. Çok özür dilerim Gaffar Bey. Estağfurullah. Şak gelişme olduğu için. Beklediğimiz bir şeydi. Ben aslında Özcan Hoca'ya sorarken biraz bu tip ipuçlarını teyit etmeye çalışmıştım. Çünkü konuşuluyor. Yani Meral Akşener'in bu çıkışı partisinin evet, bir bölümünde... Evet, o tweet de ekrana verdi arkadaşlarım. Ben de bir paylaşım tweeti tam olarak. Son siyasi gelişmeler ışığında gördüğüm lüzum üzerine İyi Parti'den istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyuruyorum. Profesör Doktor Ayhan Altıntaş, Ankara Milletvekili. Yani dolayısıyla bu teşkilatın bir bölümünde İyi Parti'de olumlu şeyler uyandırmış olabilir. Bu açıklama, Meral Hanım'ın çıkışı. Ama diğer yandan teşkilatın içinde İyi Parti kadrolarında olumsuz bir havaya da dönüşebilir. Bir konu daha var. İyi Parti'de bir kongre süreci var. Meral Hanım'ın rakipleri var. Yani şunu masaya koyabilirler. Siz bir yıllık bir süreç yönettiniz. Bunun evveliyatı da var. Ve buradan başarısızlıkla çıktınız diye onu masaya koyabilirler. Bu şunu getirebilir. Yani Meral Hanım'ın İyi Parti'deki liderliğinin sorgulanması sonucunu doğurabilir. İçerideki bu krizi, içeriye yansıyan krizi yönetemezse. Çünkü şöyle iddialar da geliyor. Yani mesela bu kopuşların devamı gelir mi? İhtimal. Genel İdare Kurulu'nda insanlara söz vermediği, dedik şey olarak söylüyorum, kulis bilgisi olarak teyit edilmemiş bir şey. Söz vermediği ve hani bu kararı biz bu şekilde uygulayacağız dediği. O zaman şimdi seçimin dışında İyi Parti'nin kendi içerisinde de önemli bir sınav olacak. Yani. Biraz evvel söyledim şey. Ya ben 5 tane etki alanı var. Aynen, etki alanından birisi bravo. İyi Parti'nin kendi bünyesinde. Muhalifliğinden yana olan, Cumhurbaşkanı değişsin muhalifliğinden taraf olanlarla farklı bir değişim isteyenler İyi Parti'de bulmuşlardı. İyi Parti'den kopar. Bunlar milletvekili de olabilir, teşkilatlardan da olabilir ama bu arada başka partilerden de buraya kayma olabilir. Yani bunun İyi Parti hangi partilerden kayma olabilir? Neyi kastediyorsunuz? Diğer partiler yani milletvekili düzeyinde değil. Alt kanlı. Yani mesela, farklı ittifaklar mı olabilir? Farklı yani MHP'den, AK Parti'den ittifaklar değil. Aşağıda örgütlerde. Yani bakın biz hep tavanda gördüklerimizi konuşuyoruz. Tabanda olan akımı göremiyoruz. Ancak konuşursak, birkaç yerle istişare edersek yapıyoruz. Bunların özetini biraz evvel Sayın Yeniçeri özetledi yani olan biteni. Burada bir panik var. İşte bu olurken bu arada beklenmeyen bir şey oldu. Bütün defolarını, mezhebi, şusunu, busunu ortaya koydukları Kemal Kılıçdaroğlu'ya gibi bütün defolar kalktı ortadan. Artık kimse onlara defo diyemez. Yani şunu eleştireceğiz. Sen filanca zaman filanca yeri yönettin, kötü bir genel müdürdün ya da şuydu, buydu. Bunların hepsi kalktı. Şu anda kimse de mezhebini artık tartışamaz. Zaten Cumhurbaşkanı sahip çıktı. Türkiye'de kimlik tartışması yapılmasını ben karşısındayım dedi. Şimdi artık Sayın Kılıçdaroğlu aday olunca... Zaten bir insanın mezhebinin tartışılmaması gerekir. Tabii ama işte zaten bu bir kapandı. Solcular yani, tartışıyorlar. Tabii hala tartışıyorlar. Tartışılmaması gerekir. Cumhuriyet Halk Partisi yayınları, sol cenah hala bugün bile Kemal Kılıçdaroğlu'nun mezhebini konuşuyor. Konuşuyorlar. Bugün siz belki takip etmiyorsunuz Mansur Bey ama devam ediyorlar. Türkiye'de bölücülük bitmiyor. Bakın, kaynağı da sol. Bakın, yani Kılıçdaroğlu maalesef onu kurutmak için bir hamle yapmıyor. Kendisine hakaret edenler de bir hamle yapıyor. Sağdaki yazar takımı kendi tarafına, Cumhur İttifakı'na zarar vermiyor. Ama soldakiler hep tartışırlar. Sanki normal bir böyle demokrasi var. Ben tartışayım ne olacak filan öyle değil. Ama bir tek kendileri tartışmıyorlar. Ama güç kaybediyor. Yani siz onların tartışmalar, ne yapacak? Yani şimdi ben bir şey söyleyeyim. Televizyona geliyorum diye beni bile linç ettiler ya. İtirazım şu. Halbuki ben çok da memnunum Fulya Hanım'ın yönetiminde. Tamam tamam. Niye linç ediyorlar siz? Ne işin var orada? Peki hadi çağırın. Çağırmıyorlar çünkü ben orada söyleyeceğim. Ne konuşuyorsunuz? Siz zarar veriyorsunuz diyeceğim. Ama çağırmazlar. Bakın cesaret edip ne halk TV ne halk TV çağırmaz. Cesaret yok ki onlarda, çağırsınlar.